Hepinize merhabalar sevgili izleyenler. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz ve sizlere şimdi İzmit Kartepe'den sesleniyoruz. Kocaeli Süs Tavukları ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı sevgili Erhan Bey'le ve yanımızda dernek üyesi Yılmaz Beyler var. Şimdi kendilerine bu süs tavukçuluğu olayını soracağız. Bu arada etraftan tavuk ve horoz sesleri duyabilirsiniz. Çünkü şu anda hobi bahçesindeyiz. Öncelikle merhabalar diyelim. Merhabalar efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam size de merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizden başlayayım o zaman. Efendim bu tavuklar nereden geliyor? Siz mi üretiyorsunuz? Hikayesi nedir? Şimdi bu tavuklar yumurta olarak yurt dışında tanıdığı olan insanlar 3-5 yumurta gelirken orada merak edip getiriyorlar. Biz de bu yumurtalardan çıkan civcivleri yetiştiriyoruz, ıslah ediyoruz ve dünya standartlarına getirmeye çalışıyoruz. Ve bu konuda da epey yol aldığımızı ve başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki bu hobi olayı nedir? Yani tavuk, horoz, aynı kedi köpek gibi evde bakılıp büyütülebilecek bir cins hayvan mı? Tabii ki. Yani kimisi akvaryumda balık besler, kimisi kuş besler. Biz de hayvan besliyoruz. Hayvan olarak, kanatlı olarak tavuk besliyoruz bahçemizde. Ve bunlardan bakmaktan da büyük zevk alıyoruz. Çünkü her birinin doğduğu andan itibaren, hatta makineye girdiği andan itibaren doğumuna kadar ve büyümesini her gün gözlemliyoruz. Elbette herkesin de, yani yeni bu işi görenlerin merak ederek sevgiyle sarıldıkları bir iş. Herkese de stres atmak için böyle bir şeyi tavsiye ediyorum yani. Peki zorlukları neler? Tavuk, horoz ya da kanatlı hayvan bakmanın zorlukları neler? Şimdi bunun birkaç aşaması var. Yani birincisi her yumurta civciv değil, her civciv tavuk değil. Her tavuk da anaç değil. Kanatlı da anaç almak ciddi özveri istiyor, emek istiyor, zaman istiyor. Bir zorluğu bu. Diğer zorluğu bu sektörde yetişmiş, maalesef üzülerek söylüyorum, kanatlı sektöründe yetişmiş veterinerimiz yok. Mevcut veterinerler bu işi ticari yapan çiftliklere baktıkları için standart biyolojik önlemlerle bu işi yapıyorlar ve bizim sorunlarımıza çözüm bulacak veteriner arkadaş bulmak çok zor. Ancak bizim gibi bu işi merak salmış hobici veterinerlerle biz bu işi yürütüyoruz. Diğer bir yönü de ilaç bulmakta, aşı bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Çünkü bunun önünde kanuni engeller var. Büyük çiftliklerin dışında bizim gibi hobicilere aşı, ilaç vesaire satışı yasak. Bu konuda sıkıntılarımız var. Biz de burada bazen beşeri ilaçlardan da yararlanmak durumunda kalıyoruz. Spesifik önlemler alıyoruz. Bitkisel çözümler buluyoruz. İşte mesela üst solunum yollarında kekik, nane gibi, okaliptüs gibi. Zaten amacımız hayvanları daha ziyade doğal yetiştirmek. Doğal önlemlerle de sağlık açısından sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Hocam teşekkür ediyoruz bu değerli paylaşımlarınız için. Evet şimdi dernek başkanımız Erhan Bey'e dönelim. Erhan Bey, Kocaeli Süs Tavukları ve Yetiştiricileri Derneği ne zamandır var, neler yapıyorsunuz? Ya bu hobi sevgisi 7-8 yıldan beri devam ediyor. Ama bunu Ocak ayından itibaren resmiyete dönüp Kocaeli Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği'ni kurmuş bulunuyoruz. Burada bizim amacımız gençleri hayvan sevgisini aşılamak. Projelerimiz var. Anaokullarında veya birinci sınıflarda çocuklarımızı hayvan sevgisi aşılamak için kuluçka makinesi koyup onu 19 gün izletip 21. günde civciv olarak çıktığını göstermek, ondan sonra civciv büyütme kafeslerinde de bunları daha da büyümelerini görmeleri, yani bizim amacımız gençlere yönelik. Şu ana kadar 60 küsür tane üyemiz var ama üye alımları hala devam etmektedir. Kapımız her gelen yurt içi, yurt dışı, il dışı her yerden üye kayıtlarımız devam etmekte. Peki efendim teşekkürler. Ben hocama bir soru daha soracağım. Hocam burada birçok farklı cinsten tavuk ve horoz var. Bu cinsler nasıl oluyor? Neler var? Şimdi burada arkadaşların getirdiği sultan tavuğu var, brahma var, silkiye denilen habeş dediğimiz tavuk ırkları var, plymouth barotrak var, plymouth buff plymouth var. Tabi buradan fizanlar var. Burada biz arkadaşlar hepimiz kümesimizden birer ikişer çeşit getirdik. Yoksa hepimizin kümesinde 10-15 ırk, 20 ırk, başkanımın kümesinde 30'a yakın ırk var.
Tabii bizim dışımızda farklılıklar üretenler de var ki, yani çok geniş bir yelpazesi var bu süs tavukçuluğunun. Biz sadece imkanlarımız dahilinde yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz. Benim mesela 20'ye yakın çeşidim var. Başkanımın 30'a yakın çeşidi var. Başka arkadaşının yeri dardır, 5 çeşidi olur. Başka arkadaşının 50 çeşidi olur ama ciddi anlamda bu çeşit sayısı birkaç yüz adet. Yani hobi olarak tavuk ve horoz bakmak isteyen, büyütmek isteyen bu hayvanları sizle iletişime geçebilir diyebilir miyiz? Tabii ki geçebilir. Şimdi sadece bu işi de kısaca söyleyecek olursak hobi olarak da tam da nitelemeyebiliriz. Niye? Bazı ırklar evet gözümüze hitap eden ırklardır ama kombine ırklardır. 200-250 üzerinde yumurta verir, 4 kilo 5 kilo ağırlığı vardır. Ama gözümüze de hitap eder. Yani bunu sadece zevk için diye değil, hem zevk için hem de evimizin, ailemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere de yetiştirebiliriz. Sadece zevk değil yani. Peki efendim, teşekkür ediyoruz paylaşımlarınız için tekrar. Biz teşekkür ederiz. Başkanıma da teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Bize zaman ayırdığınızı tekrardan teşekkür ederiz. Ne demek efendim.